Çocuklar biraz acele etseniz iyi olacak. Vaktiniz çok azaldı. Ama hocam yetişmeyecek. İtiraz istemiyorum. Evet, şimdi verin bakalım kağıtları. Bitmedi ki daha. Verin. Hepsi yarım kaldı. Vallahi gene hiç ders çalışamadım. Aklım fikrim Kenan Bey'deydi. Öğretmenim olmasaydı ben bile onu ayartmayı düşünebilirdim. Ama biliyorsun onun gözü Gülden'den başkasını görmüyor. Ay ne yapacağız? Söylesene sen Aysel. Gülden'in yerinde olmak için neler vermezdim. Baksana hala sınıftan çıkmadılar. Aşk gözlerini kör etmiş, hiçbir şey umurlarında değil. Öyle mi? Kağıdımı okumayacak mısın? Sevgili öğretmenim, dün gece gene hiç ders çalışamadım. Kitap bana baktı, ben kitaba. Kitabımın her sayfasında senin güzel yüzünü, senin güzel gözlerini gördüm. Her an seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Çıkışta gene aynı yerimizde buluşalım. Olamaz. Böyle bir davranış olamaz. Ben okulumda böyle bir rezalete göz yummam. İkisini de kovacağım. Siz bilirsiniz efendim ama sizden bir ricam olacak. Söyle kızım. Ben sizi bir öğretmen, bir baba olarak gördüğüm için bu yasak aşkı size haber verdim. Mektupları getirdim. Ama sizden bir ricam var. Gülden'in cebinden aldığım bu mektupları benim verdiğimi kimse bilmesin. Sen hiç merak etme kızım. Hademe bulmuş, bana getirdi derim. Seni ele vermem. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim kızım. Okulumuzun adının bir aşk skandalına karışmasını önledin. Hadi sen işine git. Peki efendim. Aşkımız dile düşmesin. Başımıza bir dert açılsın istemiyorum Gülden. Merak etme sevgilim. Hocam... Müdür bey sizi ve Gülden'i çağırıyor. Beni de mi çağırıyor? Evet. Allah Allah. Hadi gidelim bakalım. İkinizi de okuldan kovuyorum. Bundan böyle o büyük aşkınızı benim okulumun dışında sürdürürsünüz. Müdür bey, bu aşk temiz bir aşktır. Böylesine temiz bir aşk yüzünden kovulmamız gerektiğine inanmıyorum. Ben de seninle Gülden'in bu okulda gerektiğinize inanmıyorum. Her ikimizi de kovmakta kararlı mısınız müdür bey? Evet, evet. Biz kötü bir şey yapmadık ki, sadece birbirimizi sevdik. Şuna bak sen, kötü bir şey yapmamışlar. Kızım, kızım, burası okul mu, aşk yuvası mı? Ben okulumda ahlaksızlık istemem. Kalplere kilit vurmaya hakkınız var mı? Bir dakika Gülden. Artık bana hiçbir şey söylemeyin. İkinizi de kovuyorum. Peki, beni kovun ama hiç olmazsa Gülden'i kovmayın müdür bey. Rica ediyorum. Hayır, her ikinizi de kovuyorum. Lütfen çıkın gidin. Hem de şimdi. Evet, şimdi. Gülden, şöyle oturalım. Her şey benim yüzümden oldu. Hep benim ihmalkarlığım. Artık üzme kendini. Nasıl üzme? Seni çok sevdiğin öğretmenlikten ayırdılar. Her şeyde bir hayır vardır. Hayır bunun neresinde? Biliyorsun, hem hukuk fakültesi öğrencisi olmak hem de öğretmenlik yapmak kolay değil. Zaten mezuniyet imtihanları yaklaşmıştı. Bu sayede derslerime daha iyi çalışıp bir an önce mezun olurum. Yani kovulduğuna pek üzülmedin mi? Elbette üzülmedim. Acaba bize bu kötülüğü kim yapmış olabilir? Bize kötülük yapmak isteyen her kimse aslında iyilik yaptı. Anlayamadım.
Ben de ne zamandır şu evlilik işini halledelim diye sana söyleyecektim. Evlilik mi? Evet. Benimle evlenir misin? Seninle evlenmek mi? Ne o? Yoksa bir başkasını mı seviyorsun? Benimle evlenmek istemiyor musun? Birdenbire şaşırdım da. Çabuk cevap ver. Evet mi, hayır mı? Evet. 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 1000 defa evet. 1000000 defa evet. Bir haberin gelmese de, kalbin ümit vermese de, o benimdir diyeceğim. Gözüm seni görmese de, bir haberin gelmese de, kalbin ümit vermese de, yine seni hasretinle sürünsen de, 1000 parçaya bölünsen de, canım gitse gömülsen de, o benimdir diyeceğim. Ben de kara yazı olsam, damarımda acı duysam, beni böyle yalnız kalsam, sen benimsin diyeceğim. Hasretinle sürünsen de, 1000 parçaya bölünsen de, canım gitse gömülsem de, o benimdir diyeceğim. Ben de kara yazı olsam, damarımda acı duysam, beni böyle yalnız kalsam, yine seni seveceğim. Çıkmaz tozlu sokak olsun, ölsen kara toprak olsan, sen benimsin diyeceğim. Sen kurumuş yaprak olsan, çıkmaz tozlu sokak olsun, ölsen kara toprak olsan, yine seni seveceğim. Hasretinle sürünsem de, 1000 parçaya bölünsem de, canım gitse gömülsem de, o benimdir diyeceğim. Ben de kara yazı olsam, damarımda acı duysam, beni böyle yalnız koysam, sen benimsin diyeceğim. Hasretinle sürünsem de, 1000 parçaya bölünsem de, canım gitse gömülsem de, o benimdir diyeceğim. Ben de kara yazı olsam, damarımda acı duysam, beni böyle yalnız koysam, sen benimsin diyeceğim. Çok utanıyorum, çok. Neden utanıyorsun? Konu komşudan, arkadaşlarımdan, senin çalışmandan utanıyorum. Benim çalışmamda utanılacak bir şey yok ki. Ben eve kapanıp ders çalışıyorum, sense işte çalışıp bana bakıyorsun. Kadın eline bakan bir koca durumuna düşmek gücüme gidiyor. Evlenmeden önce bu konuyu seninle konuşmuştuk. Sen fakülteyi bitirene kadar ben çalışacaktım. Haklısın ama... Bu işin aması filan yok. Hem ben halimden şikayet etmiyorum ki. Bak Gülden, sana yemin ediyorum, avukat olduğumda çok para kazanacağım ve senin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Benim derdim para değil. Benim derdim sensin. Dünyanın en güzel derdi. Benim senden isteğim, cebin bol para görünce sakın beni başka kadınlarla aldatma. Hiç ben senin üzerine gül koklar mıyım? Canım benim.
Ah, sen miydin? Benim güzel karım nasıl bugün? Karını boş ver şimdi. Söyle ne oldu? Ne oldu? Hadi beni daha fazla üzme. Sen neden söz ediyorsun? Yoksa veremedin mi? Neyi veremedim mi? İmtihanını. Ay şimdi meraktan düşüp ölüvereceğim. Şimdi imtihanı filan boş ver de... Sen şu küçük hediyemi kabul buyur lütfen. Diploma bu. Demek imtihanını verip okulunu bitirdin. Desene artık avukat karısıyım. Evet. Hem de bugüne bugün en büyük holdingin birinde hukuk müşaviri oldum. Tebrik ederim kocacığım. Sana bir sürprizim daha var. Gel. Nedir? Bak bu küçük evden kurtuluyoruz. Yeni bir ev kiraladım. Çok teşekkür ederim. İnşallah yeni hayatımız göze gelmez. İnsanlar mutluluğumuzu kıskanmazlar. Ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya. Nedir bu halin? Hiç, makyaj yapıyordum. Ne demek makyaj yapıyordum? Babam gelirken sen de süslenmiyor musun? Bu rujun nereden buldun böyle? Senin rujunu aldım. Bari sileyim dudaklarını. Hay Allah, çıkmıyor da. Gördün mü başımıza geleni? Nebahat Hanım! Nebahat Hanım! Nebahat Hanım! Sus sen de, geliyor işte, yaramaz. Buyurun hanımcığım. Beni mi istedin canım? Bir mendil verir misin, şu rujları silelim. Vay bacaksız, gene mi ruj sürmüş? Nereden buluyorsun Burçin'cim bunları, bilmem ki. Bana çok kızdın mı anneciğim? Evet. Yani bir daha beni sevmeyecek misin? Sevmez olur muyum? Elbette seveceğim. Ama bir daha ruj sürersen sevmem. Öyleyse ben de sürmem anneciğim. Sürmez, sürmez annesi. Ben şimdi bakarım, merak etmeyin hanımcığım. Ah, bak baban geliyor. Allah'tan sildik rujları. İyi ki sildin anneciğim, babam kızmaz. Buyur bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk bir tanem. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Bugün yaramazlık yaptın mı? Yapmadım. Hiç ben annemi üzer miyim? Üzmesin elbette. Hayrola Kenan, bugün erkencisin. Sana bir sürpriz yapmak istedim. Ah. Sürpriz mi? Evet, sürpriz. Biraz dolaşalım mı ha? Ne dersin? İyi iyi, bir değişiklik olur. Üstüme bir şey alayım, geliyorum. Dur dur, gitme. Bak sana ne aldım. Ah! Harika bir şey. Bunu giysen yeter. Çok güzel. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Babacığım, bana da kürk aldın mı? Büyüyünce sana da kocan alsın.
Desene çok çok bekleyeceğiz. Burayı hatırladın değil mi? Aa, hiç hatırlamaz olur muyum? Bana burada evlenme teklif etmiştin. O zamanlar cebimde para yoktu. Şimdi ise en ünlü ve en zengin avukatlardan biriyim. Ama bütün bunlar hep senin sayende oldu. Bu yaptıkların için bu küçük hediyemi lütfen kabul et. Çok teşekkür ederim, bakalım neymiş. Ah, küçük hediye dediğim bu mu? Bu milyonlar eder. Nefis bir kolye. Benim sevgili karıcığım daha nelere layık. Beni çok şımartıyorsun. Hiç de değil. Benim için dünyanın en büyük hazinesi olan fedakar bir kadına az bile. Seni çok, çok seviyorum sevgilim. Ben de seni çok seviyorum, inan bana. Bu mutluluğumuz hiç bitmesin. Evet, hiç bitmesin. Kızım gel buraya. Hadi bakalım, yatma zamanı geldi. Neden büyükler erken yatmıyor da hep küçükler erken yatar? Küçükken biz de erken yatardık yavrum. Ben artık büyüdüm ama hala bana küçük diyorsunuz. Hadi bakalım doğru yatağa. İyi geceler anneciğim. Aferin. İyi geceler, İyi geceler yavrum. Hadi gel canım. Şu gazeteyi bırak da biraz beni dinle. Bizim çocuk çok mu konuşuyor? Sana çekmiş herhalde. Aa, kızdım ama. Kızma şekerim, kızma. Hayırdır inşallah. Gecenin bu saatinde kim olabilir?
Bilmem, ben bir bakayım. Yok yok, sen gazeteni oku, ben bakarım. Aa, Yeşim. Ne işin var burada? Gülden, kardeşim. Nedir bu halin? Aa, hiç iyi görünmüyorsun. Gel şöyle geç içeri. Kenan! Kenan! Bak arkadaşım geldi. Hoş bize geldin. Yardım et ne olur. Tabii. Biraz gel. Rahatsız galiba. Şöyle otur. Evet otur şöyle. Nen var söylesene. Sorma. Günlerdir sokaklarda sürünüyorum. Çok çaresizim. Senden başka sığınacak kimsem yok. Keşke daha önce gelseydin. Sıcak bir çay içer misin? Hayır. Karnın aç galiba. Evet. Hemen sana bir çorba hazırlatayım olur mu? Nebahat Hanım. Nebahat Hanım. Buyurun bak hanımcığım. Misafir geldi. Ha. Çok iyi arkadaşım. Hadi hemen çorba yapalım. Şimdi iyisiniz ya. Biraz daha iyiyim. İyi bari. Beni hatırladınız mı hocam? Gülden'le aynı sınıfta okuyordum. Evet, şimdi hatırladım. O zaman da gözünüz Gülden'den başka birini görmüyordu. Galiba hala da öyle. Evet, Gülden'i çok seviyorum. Ne de olsa karım. Sizi rahatsız etmiyorum, değil mi? Yo, rahatsızlık da ne demek? Çok teşekkür ederim. Denizin dibinde haçam demirden evler. Akgerdanın altında da çiftedir benler. Ah coşmuşsun gene, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Misafir var, iş bitmiyor ki. Kim o misafir ha? Gülden Hanım'ın arkadaşıymış, sınıf arkadaşı. Kocasından ayrılmış, işsiz güçsüz aç açık kalınca Gülden Hanım'ın yanına sığınmış. Neler var neler. Ya sorma. Hay Allah. Nasıl bir kadın bu? Vallahi ben de pek gözüm tutmadı ama ne diyeyim bilmem ki. Gene de bir şey diyemem biliyorsun. Sarımsağa gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış. İlahi. Aman bu kulübe de burada kaldı. Köpek gitti kulübe duruyor hala. Gel bak sana ne diyeceğim. Ben olsam o misafiri vallahi buraya kapatırım. Ay pek hoş. Sana bir şey söyleyeceğim. Gel o bizim misafir var ya içimiz çok ince geliyor. Çok ince. Ben gidiyorum. İşte böyle. Ben de biriyle evlendim ama alkolik çıktım. Gece gündüz döverdi beni. Sonunda beni sokağa atıp başkasıyla evlendi. Ben de aylarca sokaklarda aç susuz dolandım durdum. Namusumla çalışmak istedim ama başvurduğum her kapı yüzüme kapandı. Son çare olarak da seni düşündüm. 10 gündür size yük oluyorum. Ağlama Yeşimciğim. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Hem Kenan iş için sana bir tavsiye mektubu hazırladı. Şimdi seni alıp oraya bırakacak. Teşekkür ederim. Ciklet alacağım mı babacığım? Yavrucuğum tabii. Hadi gidiyor muyuz? Sizi rahatsız etmeyeyim. Yo rica ederim. Rahatsızlık ne demek? Buyurun tavsiye mektubunuz hazır. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle babacığım. Buyurun. Hoşça kal canım. İyi şanslar. Anneciğim, gel bakalım. Bu abla artık hep bizimle mi kalacak? Evet yavrum. Bir süre daha bizimle kalacak. Sevdin mi onu?
Hiç sevmedim. Şşt! Sakın onun yanında böyle şeyler söyleme, olur mu? O benim arkadaşım. Peki anne. Bana sigara yok mu? Kusura bakmayın, şimdi veririm. Yok, zahmet etmeyin, ben alırım. Gülden'i kıskanmamak mümkün değil. Neden? Nedeni var mı? Sizin gibi bir kocaya sahip olabilmek için herkes neler verir? İltifatınıza teşekkür ederim. İltifat etmedim, gerçeği söyledim. Buyurun, ineceğiniz yere geldik. İşte tam şuradaki han, tam karşıdaki. Sağdaki değil mi? Evet, sağdaki. Sizin misafirin de gitmeye niyeti yok galiba. Vallahi bana da öyle gibi geliyor. Hem niye gitsin ki, ekmek elden, su gölde. Öyle ya, Allah verir de Gülden Hanım'a bir kötülüğü dokunmasın. Aman aman, Allah korusun. Geliyorum hanımcığım. Senin hanım çağırıyor galiba. Ya. Bak sana ne diyeceğim. Evet, kız, dinle beni. Bana bak, işleri bitti. Bende neler var, neler anlatacak. Ama sen geç şimdi, hadi. Ay o değil. Ay Allah, canın çıkmasın. Anlatırım, anlatırım. Gülden. Siz miydiniz? Şey, ben Gülden'in kürkünü giydim de. Ziyanı yok. Size de yakışmış. Teşekkür ederim. Hemen çıkarayım. Dönün lütfen. Peki. Sakın arkanızı dönmeyin. Aa, bakmayın buraya. Peki, bakmıyorum. Sizden bir ricam olacak. Gülden'e söylemeyin, ne olur. Anlamadım. Bu ikimizin arasında... Tabii, aramızda kalacak. Çok teşekkür ederim. Çok utandım. Şey, affedersiniz, ben temizlik yapmaya gelmiştim. Gel Nebahat Hanım, sen işine bak. Olur. Ben defterimi unutmuşum da almaya geldim. Peki. İşte buldum. Akşam eve erken geleceğim, Gülden'e söyleyiver. Olur, söylerim. Allah'a ısmarladık yeşim. Bizi gözetlemeye utanmıyor musun, he? Utanmıyor musun? Ne gözetlemesi hanım, ben buraya temizlik yapmaya geldim. Pis yalancı, bir de yalan söylüyorsun he. Seni gidin namussuz karı. Ben namussuz değilim. Hizmetçiyim ama namusuma leke sürdürmem.
O halde derhal bu evi terk et. Gülden'e de söyleme. Yoksa senin başına öyle işler açarım ki kendin de şaşarsın. O çok önem verdiğin namusuna bile leke sürerim. Anladın mı hizmetçi parçası? Hadi defol buradan, hadi. Hadi dedim. Git buradan. Demek gitmekte hala kararlısın Nebahat Hanım. Evet hanımcığım. Ne yapayım? Bizimkiler artık beni çalıştırmak istemiyor. Bize çok hakkın geçti. Çocuğum elinde büyüdü. Sen bu evin bir parçasısın. Kapımız sana her zaman açık. Sağ olasın hanımcığım. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle Nebahat Hanım. Allah'a ısmarladık. Her zaman bekliyoruz, unutma. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hadi şekerim. Kusura bakma geç kaldık. Ziyanı yok. Nasıl olsa sen alışveriş yapacaksın. Ama sana güzel bir çay içireceğim. Ah Gülden'cim öyle iyisin ki bana yaptıkların yetmiyormuş gibi bir de doğum günüm için bir yığın hediye aldın. Aman şekerim lafı mı olur? İnşallah sana güzel bir doğum günü partisi yaparız. Sizinle birlikte olunca her şey çok güzel. Nebahat Hanım da tam ona ihtiyacımız olduğu zaman ayrıldı. Neden böyle yaptı anlayamadım. Üstelik sana yalan da söyledi. Komşu evin hizmetçisiyle konuşurlarken duydum. Daha yüksek bir ücretle başka bir yerde iş bulmuş. Halbuki bunu bana söyleyebilirdi. Abla kardeş gibi severdik birbirimizi. Boş ver canım, olan olmuş artık. Doğru. Hadi gidelim. İyi ki doğdun yeşim, iyi ki doğdun yeşim, iyi ki doğdun yeşim, iyi ki doğdun sen. Hadi üflesene mumları. Beni öyle mutlu ettiniz ki çok teşekkür ederim. Hadi üflesenize. Bravo. Bravo. Gel seni tebrik edeyim. Doğum günün kutlu olsun. Tebrikler. Teşekkürler. Yeşim abla, doğum günün kutlu olsun Yeşim abla. Teşekkürler canım. Yeşimciğim, senin gelişinle evimizin neşesi bir kat daha arttı. Sen evimizin tadı tuzu oldun. Gerçekten. Koskoca evde kendimizi yalnız hissediyorduk. Evimize neşe getirdin. Hadi pastanızı kesin de yiyelim. Pek beceremem ama bir deneyeyim. Hay Allah, heyecandan da elim ayağım birbirine dolaştı. Yok gayet güzel kestiniz. Devam edin, devam edin. Çok iyi, bravo. Tamam. Evet. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yarından itibaren evde biraz yalnız kalacaksın. Çünkü Burçin'i anaokuluna ben bırakacağım. Ziyanı yok. Ben de ev işlerine daha çok yardım ederim. Al Gülden'cim. Buyurun, bu da sizin. Teşekkür ederim. Siz oturun, ben Burçin'e servis yaparım. Al yavrucuğum. Başka renkleri var mı? Var efendim. Bakabilir miyim? Tabii. Fena değil ama. Bir tane daha var. Bu bir numara koyu. Evet, bu daha iyi galiba. Verir misin? Evet. Anne bak ruj. Ah, ben sana rujla oynama demedim mi? Niye yapıyorsun bunu? Peki. Anne onu alsana. Tamam onu alayım. Elinizdekini evet.
Alo, buyurun. Kenan Bey, ben Yeşim. Yeşim, hayrola? Mecbur kaldım sizi rahatsız etmeye. Kusuruma bakmayın. Ne oldu Yeşim, ne var? Çok hastayım. Midem bulanıyor, başım dönüyor. Sanki dünya başıma yıkılıyor. Peki, Gülden evde değil mi? Alışverişe çıktı. Evde yalnız kaldım. Çok hastalanınca da aklıma sizi aramak geldi. İstersen bir taksi tut, doktora git. Yerimden bile kalkamıyorum. Lütfen hemen gelin. Çok fenayım. Peki, ben hemen geliyorum. Yeşim. Buradayım. Gelin lütfen. Kenan Bey, buradayım. Ay, gel. Gelsene. Ne oldu? Neyin var? Kusura bakmayın, sizin yatağınıza yattım. Önemi yok. Neyin var onu söyle. Karnım çok ağrıyor. Verin elinizi bakın. Bakın şurası. Evet. Hayır. Orası değil. Burası. Tam burası. Hiç böyle bir hastalık görmemiştim. Anlamadın mı? Kalbim ağrıyor. Kalbin mi ağrıyor? Evet. Benim hastalığım kalbimde. Seni istiyorum Kenan. Seni okul sıralarındayken bile Gülden'den kıskanıyordum. Bana sahip ol. Seni istiyorum. Ama Yeşim, unutma ki ben de bir erkeğim. Hislerimin esiri olabilirim. Benim istediğim de bu zaten. Benim esirim olman. Hadi artık evimize gidiyoruz. Anneciğim, bana oyuncak alacak mısın? Sonra canım, her gün oyuncak alınmaz. Ama hep öyle diyorsun, almıyorsun. Hadi bakayım, uslu çocuk ol. Hadi. Bu yatak bizim için kutsaldı. Yatağın kutsalı mı olurmuş? Yatak yataktır. Gülden'le bu yataktaki güzel hatıralarımızı kirletmiş olduk. Bu yatağı biz kirletmedik. Gülden kirletti. Anlayamadım. Neyi anlayamadın? Demek ki dünyadan haberin yok. Ne demek istiyorsun sen? Bırak kolumu. Gülden'in seni boynuzladığından hiç mi haberin yok? Hayır olamaz, ispat et. En kısa zamanda ispat edeceğim. Göreceksin şekerim, Gülden'in sana neler yaptığını. Hayallerimiz gerçek olacak Yeşim. Ah Celal, ben de hep bugünü bekliyordum. Dediğim gibi, büyük iş, büyük para. Bence daha fazla uzatmana da gerek yok. Kabul ediyor musun? Tamam, her zamanki gibi yine anlaştık. İş iyi olsun yeter. Seni memnun etmeyi bilirim. Ah sen ne şeytansın. Senin eline düşen cehennemi beklemeden bu dünyada cayır cayır yanar da haberi bile olmaz. Ya. Talimatımı bekle. Beklerim. Yeşimciğim, bugünlerde biraz üzgün görünüyorsun. Hiç sorma. Üzüntümün nedeni Celal adında bir adam. Anlamadım.
Parasız kaldığım günlerde ondan senet karşılığı borç para almıştım. Ama ödeyemedim. Şimdi de devamlı beni tehdit ediyor. Vallahi pek anlayamadım şekerim. Ama sakın bir kötülüğü dokunmasın bu adamın. Üzüldüm doğrusu. İkide bir beni arıyor. Mahkemeye vereceğim diyor. Seni süründüreceğim diyor. Vallahi çok korkuyorum şekerim. Kötülük yapmasından korkuyorum. Peki borcun ne kadar? 300.000 lira. Sen hiç merak etme. Ben senin borcunu öderim. Yok, katiyen olmaz Gülden. Olur olur. Arkadaş değil miyiz? Çok teşekkür ederim. O kadar iyisin ki. Hadi sen adresi ver bana. Tamam, hemen vereyim. Kartı burada. Ben zaten alışverişe çıkıyorum. Oraya uğrar, borcunu öder, senedi alırım. İşte adresi burada yazılı. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Rica ederim, ne önemi var? Tekrar tekrar teşekkür ederim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ha Gülden'cim, bir dakika. Senden bir ricam daha olacak. Zaten size yük olduğum için çok utanıyorum ama bari kocana bir de bunu söylemeyelim. Olur tabii şekerim, söz veriyorum. Kenan'a söylemem, oldu mu? Çok teşekkür ederim. Hay Allah, üzüldüğün şeye bak be yeşim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle şekerim. Alo, buyurun. Ben Yeşim. Sevgili karıcığım bugün sevgilisiyle buluşmaya gitti. Ben de bir haber vereyim dedim. Yalan söylüyorsun. Madem öyle biraz sonra gidelim, kendi gözlerinle gör. Öyleyse acele et, hemen geliyorum. Celal Bey, size Yeşim Hanım'ın borcunu getirdim. Niye zahmet ettiniz efendim? Telefon etseydiniz ben gelir alırdım. Önemi yok. Alışverişe çıkmışken size de uğrayıverdim. İyi yaptınız. Ama maalesef Yeşim Hanım'ın senedi yanımda değil. İsterseniz size yarın getiririm. Parayı da o zaman alırım. Bilmem ki, hiç olur mu? Olur tabii. İnsan hem para vermeye gelsin hem yorulsun, olacak iş mi? Adresinizi verin, yarın saat 5'te gelirim ben size. Peki öyleyse. Buyurun adresim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sevgilim, bugün ne yaptın? Hiç. Bütün gün evde oturup durdum. Peki hiç dışarıya çıkmadın mı? Yok, hayır. Niye sordun şekerim? Laf olsun diye. Peki ya yarın? Yarın da evde misin? Yok, yarın öğleden sonra evde çok işim var. Bir istediğin varsa söyle. Yok, bir şey istemiyorum. Demek bugün bir yere gitmedin ha? Hayır. Gitmedim dedim ya. Bugün Gülden yine o adamla buluşacak. Nereden biliyorsun? Beni yine her zamanki gibi bugün de zorla evden uzaklaştırdı da ondan. Bir türlü inanamıyorum. İkisini bir arada görünce öyle bir inanırsın ki. Peki, kalk o zaman gidelim. Kalk. Buyurun, Yeşim'in size olan borcu. Buyurun, bu da Yeşim Hanım'ın borç senedi. Teşekkür ederim. Anlayamadığım bir şey var.
Neden Yeşimam'ın senetlerini siz ödediniz acaba? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Yeşim benim hem çocukluk hem de sınıf arkadaşım. Gidiyor musunuz? Hayır. Telefon edebilir miyim? Tabii. Hay Allah, meşgul. Biraz sonra bir daha arayabilir miyim? Tabii ararsınız. Teşekkür ederim. Çok sıcak oldu. Yok, hiç de değil. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ne istiyorsunuz? Çok güzelsiniz, çok. Ne demek istiyorsunuz siz? Seni seviyorum Gülden. Seviyorum seni. Kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Ben kendimdeyim. Seni çok seviyorum Gülden. Ama çok. Kenan! İşte gördün. Kenan, anlatayım sana. Affedersiniz. Geleceğinizi bilmiyorduk ki. Bir dakika lütfen. Bir dakika, anlatmak istiyorum durumu burada. Lütfen vurmayın dedim. Bir dakika. Vurma Kenan, her şeyi anlatacağım sana, vurma. Neyi anlatacaksın? Beni nasıl boynuzladığını mı? Yalan, yalan bunlar. Vallahi yalan, inan bana. İstersen Yeşim'e sor. Söylesene Yeşim, anlatsana. Söyleyeceğim, her şeyi söyleyeceğim. Kenancığım, Gülden senden aldığı bütün paraları o adama yediriyordu. Seni de her gün boynuzluyordu. Beni de bu iğrenç oyununa katmak istedi ama ben ona uymadım. Böyle bir oyuna katılmam mümkün değil. Ne diyorsun sen Yeşim? Deli misin sen? Allah aşkına doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum şekerim. Hizmetçi bile niye gitti sanıyorsun? Senin Kenan Bey'i boynuzlamana tahammül edemedi. Kaçtı zavallı kadın evden. Kenan, inanma sen bunlara. Demek koynumda bir yılan beslemişim. Sevgilim diye bir sarılmışım. Çocuğumun anası diye gurur duyduğum kadın yüz karasıymış meğer. Kenan, döv beni, öldür ama namusumla oynama. Beni ele güne karşı rezil etme. Seni ele güne rezil etmek isteseydim zina suçundan hapse attırırdım. Çocuğumu düşünerek seni hapse attırmıyorum. Şimdi defol ve sakın bir daha bu eve ayak basma. Anne, yavrum, ne oldu sana? Yavrucuğum benim. Anneciğim. Çekil kızım. Senin annen değil artık bu kadın. Hayır, bana bunu yapamazsın. Beni yavrumdan ayıramazsın. Sürme o pis ellerini kızıma. Lütfen oyuna gelme Kenan. Bak sana yalvarıyorum. Ayağının altını öpeyim. Hem bana hem yavruma yazık etme. Ne olur bu güzel yuvayı dağıtma. Anne. Asıl bu yuvayı dağıtan sensin. Anneciğim. Şimdi defol buradan. Anneciğim. Defol dedim. Hayır. Hadi git. Hayır. Sen de otur şurada bakayım. Anne. Yavrumu bırakamam. Anneciğim. Çek ellerini onun üstünden. Çek. Bırakamam. Defol dedim. Hayır. Hadi. Otur şuraya. Yavrum benim. Çekil. Otur dedim. Hadi çık dışarı. Defol. Defol dedim sana, anlıyor musun? Defol buradan. Kenan, ne olur yapma. Hadi git, git buradan. Hayır.
Böyle kötü bir kadın senin annen olamaz kızım. Bundan sonra senin annen benim. Anlıyor musun? Ben annemi istiyorum anneciğim. Mahşerde hesabını sana ödetecekler. Ne yüzle geldin bana, kaçıp gittikten sonra. Beni melek mi sandın, halime bak bir sorma. Kim tutmayan gönlümü nefretinle doldurdun. Yeşeren aşkımızı acımadan soldurdu. Nebahat ablacığım, başıma neler geldi. Anlıyorum çocuğum, anlıyorum. Hadi gel bize gidelim, orada anlatırsın. Ne o şekerim, bugün çok yorulmuşa benziyorsun. Evet, hiç sorma. Bütün gün koşuştum durdum. Şöyle dinlen biraz. İçkeni iç, yorgunluğun geçer. Senin yanına gelince bütün yorgunluğumu unutuyorum. O halde ben biraz dinlendireyim seni. Nasıl dinlendireceksin? İşte böyle. Ne o babacığım? Evlilik provası mı yapıyorsun? Gel buraya bakalım. Sen böyle lafları nereden öğrendin söyle bakalım.
Unuttun mu? Evli insanlar öpüşür diye sen demiştin. Seni bacaksız seni. Neyse siz keyfinize bakın. Ben iyi geceler demek için rahatsız etmiştim. İyi geceler güzelim. İyi geceler güzelim. Hadi bakalım şimdi doğru yatağına. İyi geceler. İyi geceler. Büyümüş de küçülmüş kerata. Ah Kenancığım, kendi öz çocuğum olsa ancak bu kadar severdim. Sanki kanımdan bir parça. Demin nerede kalmıştık? Hadi biz evlilik provasına devam edelim. İşte böyle Nebahat Hanım. İnsanoğlunun başına neler geliyor neler. Keşke hemen bana gelseydin kızım. Adres yoktu. İşte böyle beş parasız ve çaresiz kalıverdim. Hanımcığım, bundan böyle ne parasızsın ne de çaresiz. İşte benim fakirhanem. Burası senin de evin sayılır. Sana da yeter, bana da yeter. Çok iyisin. Esas iyi olan sensin. Bu dünyada herkes ektiğini biçer. Nerede o günler? Devir yeşim gibi kötülerin, zalimlerin devri. İyiler ayak altında, kötüler baş tacı. Sen öyle san. Bu gözler neler gördü neler. Bakarsın her şey yoluna girer. Belli mi olur? Biliyor musun ben sizin evden niye ayrılmıştım? Hep o kötü zalim kadın yüzünden ayrılmıştım. Demek sana da zehrini akıttı ha? Evet hanımcığım. Bildiğiniz gibi değil. Bak anlatayım da gör. Allah'tan boşanma muamelesi bitti. Bir de şu nikah işini halletsek rahat edeceğim. Nikah işlemimizde bir aksilik çıkmaz inşallah. Yo yo. Meraklanma sen. Hiçbir aksilik çıkmaz. Ben de ele güne karşı rezil olmayayım diye sordum da. Bu hazırlıklarım niçin sanıyorsun? Ben de onun için Ankara'ya gidiyorum. Nikah işlemleriyle ilgili pürüzleri halledip hemen geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Ben de öyle. Sakın gecikme. İşim biter bitmez gelirim. Babacığım, babacığım. Daha gitmedin ya. Hiç seni görmeden gider miyim? Nerelerdeydin sen ha? Maşrapa arıyordum. Ne yapacaksın maşrapayı? Çabuk gelesin diye arkandan su dökeceğim. Yavrum. Hadi bakalım. Ben gideyim artık. Yolcu yolunda gerek. Hadi. Yeşimciğim, senden ricam kızıma iyi bak. Ona annesizlik çektirme. Hiç merak etme hayatım. Artık o benim de kızım. Hadi kendinize iyi bakın. Güle güle hayatım. Allah'a ısmarladık. Güle güle babacığım. Allah'a ısmarladık. Usludur olur mu? Yolun açık olsun baba. İyi yolculuklar. Aa, aşk olsun hanımcığım, ne yapıyorsun öyle? Bırak temizliği ben yapayım. Senin güzel ellerine yakışmaz böyle şeyler. Ne hallere düştük değil mi? Bana acıdığın için böyle davranıyorsun. Acımak mı? Daha neler? Sana önce de söylemiştim, sen benim kızımsın. Sağ olasın. Sen de olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Hadi bakayım, sen şöyle otur. Bak ben sana neler hazırlayacağım. Hadi canımın için. Ne ağlıyorsun zır zır? Tabii ağlarım. Babam gitti. Annem de yok. Dinle beni. Baban gitti ama iki gün sonra gelecek. Peki ya annem? Annem hiç gelmeyecek mi? Sana kaç kere söyledim. Senin artık annen yok dedim. Senin annen benim, anlıyor musun? Hayır hayır, sen benim annem değilsin. Kız sen ne inatçı şeysin öyle. Hiç kötü kadından anne olur muymuş? Benim anneme kötü deme. Esas kötü olan sensin. Şimdi beni iyi dinle yoksa daha çok dayak yersin. Senin annen kötü. Senin annem benim, anladın mı? Şimdi tekrar et. Benim annem kötü de. Söyle. Benim annem kötü de. Benim annem kötü. Benim annem kötü. Benim annem kötü. Thank you.
Burçin yavrum. Yaklaşma yanıma, çekil git. Neler diyorsun sen yavrum? Korkuyorum, korkuyorum senden. Neden korkuyorsun? Kötü kadınlardan korkulur da ondan korkuyorum. Ben kötü kadın değilim, ben senin annenim. Hayır, sen kötü kadınsın, benim annem değilsin. Artık benim başka annem Nasıl var. Nasıl dersin bunu annene kızım? Ben kötü değilim diyorum sana, neden inanmıyorsun? Hayır, sen kötüsün, kötüsün işte. Bari bir kerecik öpeyim seni. Dokunma bana, çekil git yanımdan, bırak beni, bırak. Burçin yavrum. Kenancığım lütfen geç kalma. Nikah için bütün hazırlıklar tamamlandı. Geç kalmayacaksın değil mi? Tamam canım, bekliyorum. Bak şimdi Kenan aradı. Sana eve gelmemeni söylemiştim. Hem parasız kaldım hem de seni çok özledim. İstemezsen çekip giderim. Sonunu sen düşün sonra. Ben ikimizin iyiliği için böyle davranıyorum. Gücenme şekerim. Neredeyse seni kaybediyordum. Kız, yoksa o adamı gerçekten sevdin mi? Yok be, biliyorsun para meselesi. Aha, o zaman başka. Gel bakayım. Seni bir öpeyim canım. Aa, siz de mi evlilik provası yapıyorsunuz? Kız, sen ne arıyorsun burada? Gel bakayım şöyle. Gördüklerini babana söyleyecek misin? Tabii söyleyeceğim. Niye söylemeyeyim? Lan, bir tek kelime söylersen dilini keserim senin. Bak yavrum, kötü bir şey yapmıyorduk. Eğer babana bir şey demezsen sana oyuncak alırım. Ben oyuncak istemiyorum. Senin gibi cici anne de istemiyorum. Sen beni annenle mi karıştırıyorsun? Bırak, bırak beni. Benim annem değildi. Hiç değildi. Vay. Sus. Sana kimin dinlenmek olduğunu gösteririm şimdi. Sus diyorum sana. Sus. Allah'ın cezası, gel buraya. Anneciğim. Gel benimle. Her şeyi şuraya. Geç. Başımız belaya gidiyor bununla. Anlatır bu şimdi. Anlatacak mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Söylesene. Allah kahretsin. Yarın da nikah vardı. Biliyorum. En iyisi şunu bağlayalım. Sen ip getir bana. Hadi. Peki. Sus be. Sus diyorum. Allah'ın cezası. Başımıza bela oldu zaten. Başımıza belasın sen, bela. Nerede kaldın? İpi getirsene. Hadi. Ver bakayım şunu. Ver. Kes sesini. Sus, başlayacağım şimdi annenden. Hala bağırıyor be. Kes sesini. Tut, tut da bağlayayım şunu. Hadi. Anne. Ağzını bağla. Anne. Kes sesini velet. Kes sesini. Bu piç amma da yordu bizi. Gördün mü başımıza gelenleri? Yarın da nikahımız vardı. Şimdi her şey bozulacak. Ben sana gelme demiştim. Ama beni dinlemedin. Sus be, sen de zırlayıp durma. Şu piçi yarına kadar bir yere saklamalı. Burada dolap malap yok mu? Delirdin mi sen? Dolaba saklanır mı hiç? Ya biri gelirse? Söyle, ne yapacağız ha, söyle. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ha, buldum. Ne? Bahçede bir köpek kulübesi var. Küçük bir kulübe. Oraya saklayalım mı, olur mu acaba ha? Tabii olur, niye olmasın? Daha önce niye söylemedin bunu bana ha? Gel tut şunu. Tut hadi. Tamam, tamam. Sus sen de. Sus. Hadi. Ah.
Bak işte kulübe orada. Hı hı. Çabuk ol. Neyse bu işi hallettik. Şimdi hemen git ve nikah işi bitene kadar da gelme, anlaşıldı mı? Tamam, gidiyorum. Al asmalı. Oh. Ya işte böyle. Allahsız kitapsız bunlar. Masum yavruyu köpek kulübesine kapatacak kadar zalimler. Nasıl olur? Nasıl yapar bunu yavruma? Bir şeyler yapalım. Ne olur hemen kurtaralım yavrumu. Dur kızım, hemen telaşa kapılma. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Önce bir düşünelim. Ondan sonra elbet bir yolunu buluruz. Hadi, ne olur kurtaralım yavrumu. Olur, ne olur. Olur. Memur bey, geç kaldık değil mi? Evet. Ama kocam neredeyse gelir. Peki. Biraz bekleyebiliriz. Özür dilerim. Biraz geciktim galiba. Kusura bakma. Uçak biraz rötar yaptı da onun için geciktim. İşlerini hallettin mi? Evet, hallettim. Burçin nerede? Onu okula bıraktım. Nikahtan sonra gider alırız. Hadi artık oturalım da kıyalım şu nikahı. Buyurun oturun. Sağ olun. Hoş teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizlerin evlenmek için yaptığınız başvurunuz üzerine burada şahitlerin huzurunda nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Medeni Kanun'un ve İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak soruyorum. Siz Yeşim Tan, Kenan Uzun'u kocalığa kabul ediyor musunuz? Bir dakika memur bey, bir dakika. Durun. Bu nikahı kıyamazsınız. Evet, kıyamazsınız. Çünkü şu masum görünen hain kadın var ya, bu kadın hakkında savcılık tahkikat açmış bulunuyor. Savcılık mı? Hanımefendi, doğru mu söylüyorsunuz? Tabii doğru söylüyorum ya. Memur bey, çocuğumu getirin lütfen. Buyurun gelin. Burçin, yavrum. Burçin, kızım. Ne oldu sana? Nedir bu halin? Bir dakika beyefendi. Ne yapıyorsunuz? Ben onun babasıyım. Kızıma ne oldu? Biz de onu soruşturuyoruz zaten. Kızım, seni köpek kulübesine kim soktu? İşte o, o kadın. Hayır, hayır. Yalan söylüyor bu çocuk. Bu kadın mıydı? Söyler evet, misiniz? O kadın. Hayır, yalan söylüyor. İftira ediyorlar bana. İftira, iftira. Maalesef sizi savcılığa kadar götürmek mecburiyetindeyim. Yalan bu, yalan. Hiç de yalan değil. Bir ömür boyu melek yüzlü şeytan olarak herkesi kandırdım. En iyi arkadaşım olarak seni bağrıma basmıştım. Beni bir yılan gibi soktun. Bütün bunlar için Allah'ından bulursun inşallah. Ama benim yavrumdan ne istedin? Sen bir insan değil, bir yılansın. Tüh! Babacığım, ne olur bir daha beni yabancı annelere bırakma. Annem yine bizimle kalsın. Tabii kızım. Eğer beni affederse ömrümün sonuna kadar beraber oluruz. Bir haftadır her gün soruyorum.
Hala beni affedip etmediğini söylemedin. Lütfen bu çiçeği kabul et. Sen benim çocuğumun babası ve sevdiğim adamsın. Seni nasıl affetmem? Karıcığım benim, bir tane. Siz yine evlilik provası yapıyorsunuz, değil mi anneciğim, babacığım? Evet, bakalım, çok yaramaz. Bak, biz artık hiç ayrılmayacağız annenle. Değil mi sevgilim?